Biz kıymetini bilmezsek Türk paramızın, yabancılar hiç bilmez. Zaten herkes bizi ezmeye çalışıyor oğlum. Türkiye'yi hiç isteyen yok. Türk milletine herkes düşmanlık besliyor. Her şey çok pahalı. Artık ucuzunu aramıyoruz. Normal fiyatlı mı yoksa yüksek fiyatlı mı diye bakıyoruz. Cumhurbaşkanım bunun üst sesinden gelecek. Dolar mark arttığı zaman her şeyi dolar markla bize satıyorlar. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Altın ve döviz kuru yeni haftaya rekor kırarak başladı. Bizler de vatandaşlara altındaki ve dövizdeki artışı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü alınan önlemler doğru olarak kabul edilen şeylerin tam tersi. O yüzden düşmez, bu şekilde devam eder. Peki sizce artışların önüne nasıl geçebiliriz? Artışların önüne geçmek için hükümetin ekonomik politikasını değiştirmesi lazım. Yani uzmanların önerdiği çözümleri uygulaması lazım. Yoksa ben bu işi biliyorum şekliyle yürütemezler. Ne düşünecekler? Battık diyor, onu düşünüyor. Türkiye bittikçe kötüye gidiyor. Dolar kim üretiyor? Yabancı güçler üretiyor. Türk lirasına değer vereceğiz. Başka bir şey yok. Peki sizce dolardaki ve dövizdeki ve altındaki artışın önüne nasıl geçebiliriz? Çok üretmek lazım. Üretim olacak. Üretim olmadan olmaz. Peki bu artışlar sizi nasıl etkiliyor? Vallahi nasıl etmeyecek, her taraf etmiyor. Bilemiyorum yani, durmadan böyle enflasyon mu artık, toplumu şey bu nedir onun adı ya. Bir şeyler oluyor, anlamıyorum ben yani bu işte. Peki sizce artışların sebebi ne olabilir? Artışların sebebi, yani hani devamlı da gündeme getiriyorlar televizyonda. Bu gruplaşmadan dolayı olduğunu bahsediyorlar, kesin bilmiyorum yani. Peki önüne geçebilir mi sizce bu artışın? Geçecek, Türkiye geçecek. Nasıl geçebiliriz? Başbakanımız inşallah, Cumhurbaşkanımız bunun üst üstesinden gelecek. Yıllarca geçti, bunun üstünden de başarıyla geçecek inşallah. Ben çok üzgünüm. Çünkü biz her şeyi dolar mark arttığı zaman her şeyi dolar markla bize satıyorlar. Ama maaşlarımıza belli bir zam yok. Bizim devletimiz zengin bir devlettir. Biz fakir bir devlet değiliz diye. Ama bunu kim yapıyor? Başımızdakiler yapıyor. Bizim hükümetimiz bizi bu fakir etti. Dolara, marka zam getireceğine götürüp de götürdükleri dövizleri, markı ortaya çıkarsın. Götürdükleri euroyu ortaya çıkarsın. Türkiye'yi bu hale sokmasınlar. Bize yazık değil mi? Torunlarımın yanına gittiği zaman torunlarıma bir çerez veya bir meyve alıp götüremiyorum. Çünkü neden? Yok, kendimi idare edemiyorum. Ben 1-200 ev kirası veriyorum. Ben 2 milyar 200 alıyorum. 1-200 ev kirasını verdikten sonra ben neyle geçineceğim? Ben ne yiyeceğim? Benim de hakkım değil mi? Ben de bu devlette çalıştım. Emekli oldum. Emek verdim. Vergi verdim. Şimdi niye ben böyle perişan yaşıyorum ki? Benim de hakkım değil mi? Ya zaten döviz kurlarına baktığımızda artık aylık değil, neredeyse günlük sanki taksimetre, araçlara taksimetre ücreti olur ya, taksimetre ücreti gibi, borsa gibi. Artık artışlar meydana geliyor. Yani durum çok kötü, vahim bir durumdayız. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Peki sizce bu artışın sebebi ne olabilir? Ya da önüne nasıl geçebiliriz? Ya bu artışın tek bir sebebi var. Kötü yönetim. Türkiye yani yönetilmiyor, her alanda savruluyor. Ya başta ekonomik olsun, adalet olsun, hukuk diyebiliriz. Eğitim politikaları olsun, çiftçinin durumu ortada, üreticinin durumu ortada. Ya toplumun bütün kesimleri, emeklisi, memuru, işçisi, işsizi, esnafı, herkes bitik durumda, çok kötü gidişat. Ya bir an önce erken seçim olması lazım, yoksa başka hiçbir tutar yanı kalmadı artık bu işin. Hiç iyi şeyler düşünmüyorum oğlum. Ortalık çok kötü durumda. Ama Türk halkına bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen paralarınızı euroya, dolara, altına değil Türk parası olarak kullanın. Ve ben bir de bir şey rica ediyorum. Şu Cumhuriyet ülkemizden yabancı yerde çalışanlar eurolarıyla gelip burada ev almasınlar. Hep onlar artırıyor zaten bu fiyatları. O yüzden ben Türk halkına ısrarla rica ediyorum. Lütfen paranızı euroya, dolara,
altına yatırmayın. Türk parası olarak yatırın. Türk paramızı değerlendirin. Biz kıymetini bilmezsek Türk paramızın, yabancılar hiç bilmez. Zaten herkes bizi ezmeye çalışıyor oğlum. Türkiye'yi hiç isteyen yok. Türk milletine herkes düşmanlık besliyor. O yüzden biz de birbirimizi sevelim. Birbirimizin parasına değer verelim. Lütfen dış ülkelerin parasını kesinlikle Türkiye'ye tıkmayalım. Vallahi şaşkınız. Çok şaşırdık bu duruma. Bu kadar yani. Peki artışlar sizi nasıl etkiledi? Olumsuz etkiledi. Yani bu pahalılık nasıl halledeceğiz, nasıl üstesinden geleceğiz bilemiyorum. Peki bu artıştan sizce önüne geçebilir miyiz? Hiç zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Şu durumda hiç zannetmiyorum. Nasıl geçeceğimizi hiç çözemiyorum yani. Ya artık dolar euro yaşıma geçmiş durumda şu an. Yaklaştı artık. Ve onun dışında şu an bir şeyler alamıyoruz artık. Her şey çok pahalı. Artık ucuzunu aramıyoruz. Normal fiyatlı mı yoksa yüksek fiyatlı mı diye bakıyoruz. Bu kadar. Peki artışlar sizi nasıl etkiledi? Evdeyiz sürekli. Dışarıya çıkamıyoruz artık. Bu şekilde etkiledi yani. Peki sizce artıştan önüne geçebilir miyiz? Hayır, geçemeyiz artık. Her şey için çok geç olduğunu düşünüyorum.